Sizde nerede o halsiyet? Sizde nerede o namus? Sizde nerede o karakter? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hem Uğur Dündar, hem Ali Koç ve onun avaneleri dün akşamki canlı yayında açıkladıklarına anladığım kadarıyla Türkiye'yi kaosa sürüklemenin derdine girmiş bir camiadan bahsediyoruz. Milyonlarca insanın izlediği bir televizyon kanalında ben kendi oyuncularıma Atatürk'le alakalı paylaşımları yapmayı yasakladım deyip sonrasında Atatürk'ü itibarsızlaştırdılar diye Türkiye'de milyonlarca insanın teyakkuza çıkartıp hiçbir şey olmamış gibi götünüze yarrak kaçmış gibi özellikle Fenerbahçe'nin fenomen götü olanları. Her maç sonu kara gece kara yara kara am kara sik kara keçi kara saçak kara am kara ananızın amına kara taşaklar girsin. Mehmet Büyükekşi istifa diye burada kudurdunuz. Galatasaray'ın köpeği ekşi, Galatasaray'ın yağdanlığı ekşi, defol git ekşi. Başkanın çıktı lan dün televizyona. Siz gerizekalısınız ya başkanınız sahtekar. Ne düşünüyorsunuz Büyükekşi ile alakalı? Hazırlanmışlar. Sorular da belli. Ama böyle konta bir yetek rolün de yok. Rol kesme yeteneğin de yok Sayın Ali Koç. Orada bir tıkanıyor. Yani diyor eskiden değil de diyor şimdi diyor yok olmamalı bence. O niye kıyamet koparıyordunuz? He? Kıyametleri koparıyordunuz. Bak daha ileri gideyim mi? Fenerbahçe takımına bugün Ali Koç çıkıp televizyonda dese ki ey Fenerbahçeliler. Ey Fenerbahçeliler, mercimek kadar beyninize yarrağı sürteyim dese şu sesi duyacaksınız Fener odalarındaki götü olanlarından. Zekanızı sikeyim sazanlar. Bu sene dom alsak seneye birleşiriz. O sene, bu sene. Kısa Winston Light. Amına koyayım. Sigara da istiyor değil mi şeyden? Taraftarlarımdan. Bu hale gelmişsiniz. Ben size söyleyecek çok fazla bir kelime bırakmıyorsunuz. Çok fazla kelime bırakmıyorsunuz insanlara. Seni mahkemeye veririm. Sana şunu yaparım. Ya arkadaş, Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de. Millet ruh hastası bir şekilde sevdiği takımının oyuncularını kendi ailesiymiş gibi benimsiyor. Bunu Fenerlisi de yapıyor. Bunu Beşiktaşlısı da yapıyor. Bunu Galatasaraylısı da yapıyor. Sevda, fanatizm bizde had safhada. Sen alıyorsun Icardi'nin karısına orospu diyorsun ya. Gitti birileriyle sikişti sokuştu diyorsun. Sikişse bile diyemezsin. Sokuşsa bile diyemezsin. Söyleyemezsin böyle bir şeyi. 100.000 takipçili Fenerbahçe kongre üyesi benim gibi varoş adam olsa kıratane ağzı. Hadi bir derece. Sizler çok daha fazla bilinen, tanınan isimlersiniz ki onu da bu adamın adını da ilk defa burada duyuyorum ben. Daha bu Ahmet Ercanları falan. He? Söyleyeyim mi ben sana Nefer kardeşim? Kim ki Galatasaray'ın içinden FETÖ'cü olarak yetiştiyse bu Hakan Şükür Arif Erdem de dahil. Allah belalarını versin. Sırf Galatasaraylılar diye FETÖ'ye hizmet etmiş bir adamı tutanın anasını bacısını sikeyim. Ama bir de acı gerçekler var. Çünkü sizde bir paranoya sistemi var. Neden biliyor musunuz? Bugün senin en kıymetliğin Alex de Souza geçtiğimiz günlerde Panathinaikos'taki Fatih Terim'e başarı diledi de yıkın bunun heykelini dediniz. Ta uzaklarda Felipe Melo'yu gördüğünüz yerde hala bu köpek orospu çocuğu dayak yedi İngiltere Premier Ligi'nde dediniz. Bak hep size saplayanlar bunlar. Hep saplayanlar.
Hakan Şükür'e de FETÖ'cü diyeceksiniz tabii. Arif Erdem'e de hep FETÖ'cü. Çünkü zamanında o da çok size saplayanlardan. En çok saplayan belki. Yani Fenerbahçe takımına en çok kim sapladıysa onlar onu bilinçaltında unutamıyorlar. Bana anlatıyor adam. Geçen sene diyor sizde bir adam vardı bizde, hatırlıyor musun, size koyduydu. Hangisiydi, ben hatırlayamadım diyorum. Ya Van Hooydonk. Aa diyorum, iyi topçu. Hiç aklıma gelmiyor ki Van Hooydonk bize çok iyi sapladıydı diye. Çünkü kim biriktirmiyoruz biz kafamızda ya. Bizi senelerce Kadıköy'de yendiniz lan Allahsız kitapsızlar. Senelerce. Bu sene, o sene, bu sene, o sene biz bir türlü kıramıyorduk. İçten içe deliriyorduk. Real'i yeniyorsun, geliyorsun. Bunlara Atkinson vardı bunlarda. Atkins neydi? Yok töbe. Johnson. Dudağı köfte gibi. Johnson. Lan döv Allah döv. 90+2 frikikten bir çaktı, 1-0 Fener maçı kazandı. Tutmuyordu şansımız. Ve en büyük övündüğünüz konu hep buydu. Galatasaray'ı sikelim, bir şampiyon olmayalım. Şimdi hem sikemiyorsunuz, sikiliyorsunuz, hem de yine şampiyon olamıyorsunuz. Nasıl çıldırmayacaksın elindeki malzemede sosyal medyanın bu kadar büyüdüğünü de ortaya görünce? Aman diyorsun yavrum, malı yerleştirelim. İbnelik yapalım, götlük yapalım, algı yapalım, piçlik yapalım, puçluk yapalım. Ben de size bir şey söyleyeyim mi? Allah'a kitabı olan adam zaten bu ağızlara girmez ama çok kötü belanızı bulursunuz. Çok kötü bir yerden Allah belanızı verir. Vebal alıyorsunuz çünkü. Yalan, iftira atıyorsunuz. O zaman gelelim biz de bir iki iftira da değil, gerçeklerden. Nerede Sayın Ali Koç dün akşam televizyon kanalında? Ben halbuki beklerdim. Programın açılışında bir saniye Mehmet Akif, bir beni bölme. Maalesef geçtiğimiz günlerde Koç Üniversitesi'nde, benim üniversitemdi, benim üniversitem var, fakir köpek. Alevi ve Kürt kökenli bir vatandaşımız maalesef orada bir şiddete maruz kalmıştır. Öldürülesiye bir şeyler yaşamıştır, tecavüz, taciz, bilmem ne. İlk öncelikle bu benim üniversitemde yaşandığı için buradan o kardeşimize büyük geçmiş olsun diliyorum. Fenerbahçe yönetimime ben o kardeşimizin bütün sağlık sorunlarıyla ve mevzusuyla alakalı en yakından ilgileneceğimi, bir ağzınızı açmadınız. Sizin fenomen hesapları, insan duyarı, hayvan duyarı, köpek duyarı, eşek duyarı, keçi duyarı, kuş duyarı, her duyarı yaptınız. Orada bir insan katledildi. Alevi bir genç katledildi. Bilmem ben sapık fantazilerini, bir iddialar çıktı, çocuk götünü siktiriyormuş. Beni ilgilendirmez. Götünü siktirip siktirmemesi. Ama orada bir katliam oldu. Senin üniversitende oldu bu. Nerede? Nerede kınama? Nerede bir taziye? Nerede bir geçmiş olsun mesajı? Nerede? Söylüyorum size. Aynısı Galatasaray Lisesi'nde olsaydı Galatasaray Lisesi'nin anasını sikmişlerdi şu anda. Öyle bir olay olsun. Yatmasın öğrenciler. Yatılı olmasın. Liseye iki öğrenci gitsin Galatasaray Lisesi'nde. Tuvalette bu olay olsun. Alevi desinler, kessinler. Alevi desinler, suratına ütü bassınlar. Alevi desinler, kemerle dövsünler. Anladın mı? Bu çok enteresan bir şey. Bu çok enteresan bir şey. Hakan Anoğlu, telefonum sabaha kadar açık. Pişmanlık duyup da beni aramak istersen, biz kinle beslenmiyoruz. Kimseye bir şey söyleme de dersen, gizli gizli görüşmek istiyorsan arayabilirsin. Kimseye de bir şey söylemeyiz. Sen kişiliksiz bir adamsın Hakan Hanoğlu. Yine o tweet'i atmışsın az önce, söylüyorlar. Gene aynı yazıları yazmışsın. Gene aynı namussuz mevzuları yazmışsın. He? Kimi alayım abi, gelsin, ben görmüyorum ki, dur alalım dur. Vallahi görmedim. Görmedim abi. Eyvallah adaşım, eyvallah kardeşim. Abi nerede Tanju, gelsin Tanju'yu da alalım, gelsin söyle yaz. Ben şeyden yayın açıyorum. Bilgisayardan açıyorum. BlueStacks, hani onu da söyleyeyim, telefonunuzun şarjı da gitmez. İyi bir sisteminiz, PC'niz varsa, bilgisayarınız. BlueStack isimli bir emülatör programı var. Onu bilgisayarınıza yüklerseniz, üzerinden de Twitter yüklüyorsunuz. Bilgisayarınızdaki ses sistemi neyse ona göre yol veriyorsunuz o ayarlardan. Hem telefonunuzun ömrü uzun olur, hem şarj sıkıntınız olmaz, hem daha böyle güzel oluyor. Ben
Telefon, sikeyim telefonun anasını. Ben telefondan yayın yapamam. Mikseri falan bağlıyorum buraya. Öyle veriyorum öyle müzik falan bir kıldır tüydür. Şiddetle tavsiye ederim. Bunun bir kötü yönü var. Birisi el kaldırdığı zaman, istek attığı zaman ben göremiyorum burada. Yani sistem o telefondaki gibi algılamıyor bu amana koyduğumu şeyini. O yüzden hani biri el kaldırdıysa ben kasıtlı yapmıyorum onu. Haberiniz olsun. Gelsin abi gelsin, gelmek istiyorsa çağır. Gel bakayım. Gel abi. Gel, konuşmak isteyen varsa buyursun gelsin, bana söyle yalnız kimler gelmek istiyor. Ben ona göre sana diyeyim. Gelin abi gelin, kim anlatmak istiyorsa anlatsın derdi davası olan. Budur yani benim bu geceyle alakalı söyleyeceğim. İnsanları küstürmeyin buraya. Sevgimizi, sevdiğimize, seveceğimize, takımımızı bizi pişman ettirmeyin. Bırakın yapabildiğim kadar yaptığım yerde yanımda durun ya. Beni çok sevmeyin gene. Beni gene ahlaksız olarak değerlendirin. Hiç böyle bir şey söylemedim ben bugüne kadar. Ama bir savaşın içerisindeyken savaşan insanları neden tükaka yapmaya çalışan bir zihniyet var burada? He? Bu nedir böyle, ben anlamıyorum. Hani nerede Ayaz, götünü sikeyim Tanju, nerede? Hani? Hangimize küfür ettin amına koyayım, ona mı ettin bana? He? Geldi abi, attım adamı işte. Ha. Ben göremiyorum çünkü Tanju'yu. Al, var isteyen var mı başka? Yok abi şu an. İsteyen varsa gelsin abi yukarı. Gelsin abi. Tamam, tamam kardeşim, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu arada hiç sevmem, hiç sevmem. Twitch'ten tanıyorum. Jahren diye bir adam var Twitch'te, bilir misiniz bilmem. Şu anda Yes Context isimli bir sayfayla birbirlerinin ırzına geçme noktasına gelmişler. Ara ara atıyorlar bana. Sadece şu kadarını söyleyeyim. O adamı tanıyan bir insan olarak söylüyorum Jahren'i. Tehlikeli bir adamdır. Tehlikeli bir adamdır. Kindar bir adamdır. Eli kolu çok uzun adamdır. Türkiye'deki siyasilere bile bir dünya dil uzatıp hiçbir şekilde başına bir bela almayan, çok kişiye de en az 40 tane 50 tane avukatı olan bir adamdır. Umut ediyorum Yes Context'i, bak Jahreyn'i tutacağım hiç aklıma gelmezdi. Umut ediyorum o Yes Context'i götten ters kelepçeyle içeri aldırtırırlar. Umarım yaparlar. Siz burayı Twitch'i falan burayla kıyaslıyorsunuz ama oradaki zihniyet, buradakinden çok daha zeki adamlar var, bak ben söyleyeyim size. Buyurun yapın yani. Buyurun yapın abi. Bir de birader Ayaz, bak buraya çıkıyorsun, engellediğin isimler, bak engelli adam varsa bir daha yukarıya çıkma. Bana yazıyor insanlar, bir Nur'dan bahsetmiyorum. Başka insanları da şey yapmışsın. Engelli adam varsa çıkma yardımcılığa kardeşim. Adamlar bana yazıyor, biz atıldık odadan, atıldık odadan. O zaman çıkma. Ben uğraşamam şimdi sizin dekotu çıkıtınızla. Ya bu nedir böyle ya? Bu yabancı ecnebi uyruklu Avrupalı oyuncular. Lan bunlar da zaten bizdeki gibi aidiyet duygusu yok. Aile ilişkileri bizim kadar kuvvetli değil. Namus, mamus, karı, kız. Ona ona. Ama biz de öyle olma yolunda çok hızla ilerliyoruz. Yok onun karısı götünü açmış. Bilmem öteki bilmem ne yapmış. Lan Ceko'nun karısının da bir sürü bikinili fotoğrafları var. Ona bakarsan. Elin Avrupalısı böyle düşünmüyor ki. Icardi'nin karısının götünü ayırıyormuş. Yok bilmem ne yapıyormuş. Bunlar böyle yaşıyorlar bu hayatı. O onunla yatmış, bu bununla kalkmış. Birisi ötekiyle sevişmiş, bilmem neymiş. Bana ne ya? İsterse dünyanın en namussuz adamı olsun. İsterse dünyanın en şerefsiz adamı olsun. Beni ilgilendirmez abi, ben oynadığı topa bakarım ya. Bugün Devrim Özkan Torreira ile ayrıldı. Amana koyalım hemen gidip Murat Boz'un. Ya manyak mısınız siz ya? Kafayı mı yediniz amına koyayım ya?
Kafayı mı yediniz acaba abi? Size ne ya milletin uçkurundan? Kim kimi sikti, kim kime aldı, kim kime koydu, kim kime verdi, kim kime uçtu? Torreira'nın am sıkıntısı mı var? Bin tane bir ilan versin, bin tane am düşer herifin zurnasının üstüne şu anda. Türkiye'nin en meşhur orta saha oyuncusu. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyor. Önünü eline salladığına 150 tane denk düşürttürür. Anladın mı? İşinize gücünüze bakın Hacı abi. İşinize gücünüze bakın ya. Oo, morali bozuldu bilmem ne. Hatta daha ileriye gidelim. Az önce gelen bir habere göre Ferdi Tayfur dinliyormuş Kral FM'den şu anda Torreira. İstek atıyormuş gezegen ayağına. Mehmet'in gezegenine Kral FM'di. Açmış bir küçük. Oraya da koymuş iki tane leblebi falan. Demleniyormuş böyle, cigarayı da yakmış. Anasını avradını sikim böyle hayatın. Allahsız devrim diye, değil mi? O moda giriyor Ferdi Tayfur türküsüyle. Kafayı yediniz iyicene. Kafayı yediniz birader. Kafayı yediniz. Abisi biz kimseyi odadan atmadık. Ayaz bir daha sen yukarı çıkma kardeşim. Sana yardımcılık yerine bir tane keser sapı vereceğim. Amına koyayım, Twitter'ın yarısını engellemişsin. Eşek siken ibne. Twitter'ın yarısını engellemişsin. Adamlar patır patır odadan düşüyorlarmış. Ne engelleşiyorsun herkeste kardeşim ya? Allah Allah. Önüne gelenle sikişmiş pezevenge bak ya. Seviyorum da İbni'yi. Hani Ayaz, şunu da söyleyeyim. Bu çocukla alakalı bilmem ne. Kötü bir yüreği yok. Yani kalbi pis değil. Tamamıyla safiyane duygularıyla yapıyor bazı şeyleri. Abi tezgahı kapatalım. Yeter, ben şiştim. Bana fenalık geldi. Türkümüz nerede? Emir'in türküyle bitir. Emir, nereye attın türküyü? Tanju da kusura kalmasın, bizi bağışlasın. Bizi bağışlasın. Başka bir yayında inşallah Tanju'yu da alırız. O da serum yiyormuş, ona da büyük geçmiş olsun. Ver müziği. Ercanlar, Ercanlar, Ahmet Ercanlar. Algıların çocuğu Ahmet Ercanlar. Algı yapmaya çalışır bir bozun boyla. Sinki çarşafa bulaştır yüksek tabanla. Karı kız kovalar her fırsatta zül. Yürüyü de hemen burnunda sümüğüne. Ne suru biter ne sümü, yesinler senin gözlüğünü. Ercanlar, Ercanlar, Ahmet Ercanlar. Algıların çocuğu Ahmet Ercanlar. Gözlüklü travesti Ahmet Ercanlar. Algıların çocuğu Ahmet Ercanlar. Gözlüklü travesti Ahmet Ercanlar. Algıların çocuğu Ahmet Ercanlar. Bu ne abi, bu ne biçim türkü? Allah belasını kaldırsın böyle türkünün. Aga bu nedir böyle ya? Lan bu nasıl bir türküdür böyle? Vay amısına koyayım. Çok ilginç bir çalışma olmuş. Çok ilginç bir çalışma olmuş. Çok ilginç bir çalışma olmuş. Hadi bakalım. Allah'a emanetsiniz Hacı abiler. Kendinize iyi bakın. Yine görüşeceğiz. Yine görüşeceğiz. Yapılan ipnelikleri de unutmayacağız. Hayırlı geceler, Allah'a emanet olun.